الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات bir yazı okuyacağım benim ders okurken aldığım not. Sıra şeye geldi. İki defa, üç defa layka yaptık. Değil mi? Barla gezintisi. Bir defa tevhid malzemeleri yaptık. Bir defa tevhid yaptık. İmani ders yaptık. Şimdi bu Risale-i Nur'un içerisinde olup, yani söyledikleri var, söylemek istedikleri daha fazla. Kur'an'da da böyledir. Söylemek istedikleri Kur'an'ın söylediklerinden fazladır. Nerededir? Söylediklerinin içerisinde. Risale-i Nur'un söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Nerede? Söylediklerinin içerisinde. Şimdi orasının adı mana mertebesi. Oradan herkes kendi çapına göre mana çıkarıyor. Onlardan bir tanesi, 18 bin alem bu alem içinde başlıklı. Üstad Hazretleri Mektubat 409'da bu alemi bir gül goncası gibi bütün alemleri bu alemi içinde anladım, fark ettim demiyor, gördüm diyor. Şimdi onunla alakalı bir tefekkürü yazım. Nasıl ki cep telefonunun içinde hem ekvator, hem Sibirya, hem Avrupa, hem Asya, hem Asya'ya ait resimler, videolar olsa, yani oralara ait de internet bağlantı adresleri olsa, parmağınla şak, 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 bunu kaydır, o gelsin, kaydır, kaydır, kaydır. Alemlerde telefonun içindekiler gibi, yani alemleri telefonun içine seyredersiniz. Şöyle, tamam. Video var. Sibirya, Asya, Afrika bilmem nesi. Böyle dolaşıyoruz değil mi parmakla? Evet. Her devlete ait, her mahalleye ait dünyada video olsa, 18 binden fazla olur herhalde. Korkunç. Parmağının elinde. Konumuz neydi? 18 bin alem bu alem içinde. Diyor ki 18 binden değil, milyonlarca video parmağının içinde. Hep bir şehir. Telefon da dünyaya, insana misaldır. Anladınız mı bunu? Nasıl yapacağız? Oraya gelecek işte. Yani bu telefon bunun gibi. 18 bin video bunun içinde olduğu gibi, 18 bin alem de bunun içinde. Bunun yanlış şifresi var işte. Bu telefonu açmak için. Bunun şifresi var. Aynı sistemde Google Earth var ya abi. He. Mesela giriyorsun. Google Earth. Yukarıdan canlı canlı seyrediyorsun. Ama bunun şifresi var. Bunun da şifresi var. Bunun şifresi enfusi. Enfusi tefekkür. Hem nasıl ki telefonla video çektiğin zaman, telefonla video çektiğin zaman bataryası, enerjisi videoya dönüştüğü gibi. Bu çok önemli bir misal. Mesela telefonla çekiyorsun. Tamam. Batarya bitmiyor mu? Batarya bitiyor. Bataryanın bitmesi demek film demektir. Film batarya demektir. Ses çekiyoruz, batarya bitiyor. Resim çıkıyoruz, batarya bitiyor. Yazı yazıyoruz, batarya bitiyor. Video seyrediyoruz, batarya bitiyor. Öyle mi? Bak, ses çekiyoruz, batarya bitiyor mu? Video çekiyoruz, batarya bitiyor mu? Bitiyor anında sıra yok. Bitmesi videosu demektir. O bitiyor, doğuluyor, yok. Bitme anında oluyor.
Batarya, enerji bitiyor. Nereye oluyor? Enerji filme dönüşüyor. Batarya film değildir. Batarya resim değildir. Batarya ses değildir. Batarya yazı değildir. Ama filme dönüşüyor batarya. İnsanın ömrü bataryası da ahiret filmlerine, videolarına dönüşüyor. Anladık var mı? İnsanın ömrü bataryadır. Ahiret nerede oluşuyor? Ahiret nerededir? Dünya neredeyse orada. Film nerededir? Bataryada, bataryada filmde. Diyor ki, alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerine tenteneli bir perdedir. Öyle mi? Öyle diyor külli. Örtü neredeyse, örtülen de aynı yerdedir. Şimdi burası örtü mü? Ahiretin üzerine. Örtülen de o zaman buradadır. Yalnız üzerini açıyoruz. Şimdi bataryanın üstünü açıyorsun. Film. Ömür ahirete dönüşüyor. Ahirete gidiyor da biz orada göreceğiz bu bizi anlatmak için. Başka nasıl anlatacak zamansızlık? Ne yapıyor? Batarya kameraya dönüştüğü gibi telefon olan ceset, batarya olan ömür ahiret filmine dönüşüyor. Ses çekiyor bak. Bu ses çekiyor mu? Bu da çekiyor. Bu çekiyor, bu da çekiyor. Ama bunu yapamadığı koku alamıyor. Tat alamıyor. Muhakeme edemiyor. Düşünemiyor. Yani şimdi fark işte. Bu batarya bitiyor, film oluyor. Ömür bitiyor, ahiret oluyor. Bitirme sırayla yok. Bitirme anında oluyor. Size telefonla bir misal vereyim. Kader. Kadere ait harika bir misal vereceğim. Veya bana göre, 4 gün önceki Allah'ın bana ikram ettiği. Kader. Telefonla açıldığı için söyleyeceğim. Birisini telefon ediyorsunuz. Tamam. Telefon için getirdim konuşacağım diye. Telefon ettiğiniz zaman kime ederseniz edin aynı zili duyarsınız. Aynı zili duyarsınız. Mesela bak, bana ettin Faruk. Nasıl duyarsan, Hacı'ya ettin. Senin duyduğun ama. Hasan abi çalıyor. Hacı çalıyor. Ömer abim çalıyor. Yasin çalıyor. Yani kimi ararsanız arayın, evi de ararsan, senin duyduğun ses, adamın çaldığı sesle alakası yok. Tamam mı? Bak sırayla gidiyoruz. Sen kime edersen et, 1 milyon zile etsen bile şey telefona, hepsinde aynı sesi duyarsın. Tamam mı? Tamam. Peki, senin gönderdiğin sinyal hepsine aynı. Bana gönderdiğin sinyal, telefon çalıyor. Hacı'ya gönderdiğin sinyal aynı. Ama herkeste telefon farklı çalar. Kimisine müzik çalar, kimisine horon havası çalar, kimisine Kur'an çalar, kimisine ilahi çalar, kimisinde titreşim olur, kimisinde resim çıkar. İradesiyle ne koymuşsa. İradesiyle ne koymuşsa. Şimdi telefondan kasıt bedendir. Bataryadan kasıt hayattır. Bataryadan kasıt hayattır. İçerisindeki tercihler var. Şarkı türkü tercihleri var. Şarkı türkü tercihleri var. İrade. Şimdi soruyorum size. Adam camide namaz kılıyor. Ben de bilmiyorum. Ben telefon ettim ona. Adamın zili çalar mı? Çalar. Kemençe çalıyor, tulum çalıyor. Zing 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 cami oynuyor. Adama gel lan buraya dediler. Cami, namazımı ve camiyi telhis ettin lan, berbat ettin. Abi benim suçum yok ya. Niye, kimin suçu var? Vallahi Hasan aramasaydı tulum çalmayacaktı. Şimdi onun günah işlemesinde ben mesul muyum? İsmail değil. He? Değilim değil mi tulum çalması? Peki
onun telefonundan Kur'an çalsaydı ben sevap alır mıyım? Aa. Evet. Şimdi bu verilen sinyal kaderdir. Kader enerjidir. Telefon insanın bedenidir. Program ruhudur. Buradaki tercihler müziktir, Kur'an'dır, ilahi iradedir. Herkes kendi tercihini çalıyor. Ama gelen mesaj, gelen ömür şeyi, sermaye herkes dahil. Suç kimin işte? Kur'an çaldı diye ben sevap almadığım gibi seni arıyorum. Osman'ı arıyorum. Ama benim duyduğum seste, sende çalan ses farklı. Benim bulunduğum mekanda senin mekanın farklı. Şimdi sen de ben arıyorum zır zır diye bana gelirken sen zing 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 veya Kur'an. Tamam? Farklı olduğunu anladık mı burayı? Herkese aynı sinyal gidiyor mu? Evet, ama herkes de telefon farklı çalar. O insanın telefonundan çıkan Kur'an'dan sevabım olmadığı gibi ben aradım diye çıkan müzikten de müzik çalsa haramdır. O da bana günah yazılmaz. İşte halkı şer, şer değildir. Kesbi şer, şerdir. Telefon açmak hayırdır. Onun müziği çalması, kesbetmesi müziğe dön. Benim sesimi müziğe dönüştürdü. Benim sinyalımız müziğe dönüştürdü. Gayrimeşru şeye dönüştürdü. Dönüştü, kendi dönüştürdü. Mesela videoya çalsa, bir video var. Haşa, affedersiniz, kusura bakma. Çıplak bir video. Veya bir Kur'an semineri. İki zıttı söylemek için söylüyorum. Yoksa safi zihniniz şey yapmayın. Ben çaldığım zaman otomatik video çalar mı? Öyle bir program şey de var. Zil sesi yap diye. Evet. Hemen otomatik olarak video devreye girer. Çalar. Şimdi o videoyu seyrederken adam o Hasan arıyor ama rezil çalıyor. Veya Hasan arıyor ama Kur'an. İşte halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Ve iradeyi buradaki içeride müthiş sonsuz zil sesleri, video sesleri veya titreşimler ve sürü şeyler var, resimler var. O nihayetsiz tercihleri içerisinde tercihimdir. Nihayetsiz tercihler içinde tercihimdir. Anladın mı Emre? Anladım. He. Şimdi bu buradaki netice sana ait. 18 bin alem bu alem içinde devam ediyor. Telefona 18 bin video yüklense yer darlığı olmaz. Birbirini kapatmaz. 18 bin aynı yerde. Kapatır mı? Kilosu değişir mi? 18 bin alem burada kilosu değişmez. 60 kilo 60 kilo. Yeni bir mana yüklendim. Risale-i Nur ezberledim. Kur'an ezberledim. Alemler, Lef-i Mahfuz, Cebevrut, Melekut, Lahut alemleri açıldı bana. Alem-i Misal Cennet açıldı. Kur'an ezberledim. Kur'an kaç kilodur? Bir kilo gelir mi Kur'an? Gelir. Ben Kur'an ezberlesem kilom artar mı? Eksilir. He? Eksilir. Eksilir, harika. Şimdi bak, 18 bin video yüklense yer darlığı olmaz. Birbirini kapatmaz. Biz, Osman bu ders bizim öğleyin dersimiz, eğitim dersimizdir. Bunu cumartesi umumi derste Risale-i Nur zemininde bu dersler olmaz. Hakkımız yoktur. Biz hafta içi burada kalanlara eğitim dersimiz. Yani düşünce malzemeleri veriyoruz. Bazen Risale-i Nur yaparız, bazen yapmıyoruz. Ha, cumartesi ki bu akşam 8.30'da umumidir. Böyle bir şey yapma şansın yok. Hakkın yoktur, yasak zaten. Risale bize bu eğitimdir. Eğitimsin. İster yayınlarız, isterse yayınlamayız. Yani şu anda eğitimiz. Belki birilerinin içine zan gelir de neden bu konuşuyor? Kardeşim Risale dersi değildir. İşine gelirse dinlersin, isteye gelmese dinlemezsin. Biz anlatılanların içerisinde anlatmak istenilenleri çıkarttık. Sizle paylaşıyorum ki yeni gençler yetişsin. Bir şey düşünürken malzemesi olsun, zenginliği olsun. Şimdi kadere ait harika bir misal oldu. 18 bin, bak o videoyu unutma.
Ben telefon ettim, adamın çıplak videosu çaldı. Ben telefon ettim, Kur'an semineri çaldı. Ne ondan günahım var benim, ne de ondan sevabım var. Bunun mesuliyeti odur. Telefona 18 bin video yüklense yer darlığı olmaz, birbirini kapatmaz. Aralarında ne mekan ne zaman farklılığı olmaz. Videoyu koydum. Çalayım acı. Bir saatlik video. Dinleyeceğim ki bir saat geçsin. Ama telefonumun içerisinde bir saat yoktur. Zamansızdır. Ve 18 bin tane video var. Her bir video bir saatliktir. Ne yapar? 18 bin saat. Ama aynı yerdedir. Saat yoktur. Birbirine karışmıyor. Karışmıyor. Mesela çekirdek misali vereyim. Çekirdek bu. Toprak. Koyduk mu abi? Çekirdekten ağaç oldu mu? Son meyve diyelim 30 sene sonra verdi. Veya yaprak. Çınar ağaçları 500-700 sene çalışıyor. Sistem çalışıyor. 300 senelik bir yaşlı bir ağacın bu sene çıkacak yaprağı böyle. İlk çıktığı yaprak Mayıs, 30 sene önce. Arasında ne kadar fark var? 30 sene değil mi? İlk yaprakla son yaprak 30 sene. Çekirdekte yaş var mı? Hepsi aynı yerde. Son yaprakla ilk yaprak, ilk filizde son çıkan filiz aynı yerde. Ağaçta hacim var. Çekirdeğin içerisinde hacim yoktur programda. Dışarıda zaman vardır büyüdükçe. Dışarıda renk vardır, sıfat vardır, korku vardır. Tanımlanan şeyler vardır. Ama çekirdeğinde ne renk vardır ne sıfatı vardır. Bütün mevcudat esmadan gelir ama esmanın ne vasfı vardır ne sıfatı vardır. Esmadan bu geliyor yeşil ama esma yeşil değildir. Şimdi 18 bin video içerisinde hiçbir tane video ne mekan ne zaman farklılığı olmaz. Hepsi aynı yerde. Basarsam çalıyor. 13 dakika, 14 dakika, 15 dakika, 17 dakika. Burada dakika var. Burada yok. Hepsi aynı yerde ve zamansızdır. Yani 59 dakika neredeyse birinci dakikada oradadır. Ama ben dinlerken 59 dakika ile birinci dakika arasında 59 dakika vardır. Yani şu. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçmiştir? Hep bildiğiniz için misal verin. O mesela Abdülkadir ne kadar geçmiştir? Tahmin et bakayım, dur. Ne kadar zaman geçti ikisi arasında? Bu ikisi arasında. 3 saniye. Böyle bir şey yok. Bu ikisi yok ki sana zaman geçsin. Var mı bu ikisi bak? Şimdi var mı? Ben diyorum ki bu ikisi arasında zaman var. Ha burada var. Dışarıda var. İçeride bir şey yok. Peki ne yapıyoruz? Kayıt diyoruz. Kaydettim. Kaydettim. İki kayıt arasında hesap ediyor beyin. Ama böyle bu ikisi arasında, bu ikisi arası yok ki, bitti. Dünya böyledir. Önü arkası yok. Bitti. Dünya mı kadar? Buradalar. Biz burada yaşıyoruz. Burada yaşadığımız yok. Burada yaşadıklarımızı burada görüyoruz. Çocuğunu kaybeden bir kadın kainat ağlar görür. İflas eden veya psikoloji buhrana giren hayat anlamsız görür. İntihar seçenek olur. Risale-i Nur ciddi okuyan, samimi okuyan, tefekkür eden kainatı güler görür böyle. Dop dolu pilli olur ya. Aynı yere bakıyor. Aynı yere bakıyor, aynı şeyi görmezler. Çünkü gördükleri şey o değildir. Buradakini görüyorlar. Orada. Ya Resulallah ne kadar çirkinsin Ebu Cehil demiş. Ya Muhammed ne kadar çirkinsin Ebu Cehil demiş. Ya Resulallah ne kadar güzelsin Ebu Bekir demiş. İkisi de aynı. Aralarında ne mekan var telefon içindeki videolarda, ne zaman farkı var. 59 dakika yok. Önceki video, sonraki video olmaz. 18 bin tane video var. Önceki video, sonraki video. Önceki dakika, sonraki dakika. Öyle bir şey yok. Ne mekan var? Filmde mekan gösteriliyor hacı. Dağlara gidiyor, adam atla geliyor, takır zık şak tak, buradan geliyor. Buraya geliyor değil mi? Mekan. Mekanı işliyor. Hareket mekanı dokuyor. Mekanı yürüyorsun, mekan dokuyorsun. Halı dokur gibi. Ama burada sonrasıyla da başı da aynı yerde. Nasıl zamanı yaşarsın? Bazı evliyalar var çalan videoyu. Sen mecbursun tıkır tıkır dinlemeye.
ötekisi elini alır, çalarken 3. dakika mı? Bir buraya vurur, 29. dakikaya geçer. 29 dakika geçmiş olur, yaşamış gibi olur. Bir ötekisi biraz tatı rakete, 57 dakika. Burada maçta der. Zamanı aşıyorlar. İleri geri. İşte sarar, istersen ileri girer. 57, ya bir de bakayım ya bu adamın. Bu ileride, kaç yaşındasın hacı? 42. 42, 42. dakika. Ya bunun 7 yaşına bir bakayım. 7'sine bir bakıyor. Vay be. İyi de var bu 7 yaşında. Ha? İyi de var. Gibi ya, şaka değil. Latife efendim. Anladım, ileri geri gider. Zamanın dışında olduğu için, bunun dışında olduğum için bu da hali. Bir de şaşıracak sen bunu. Sen ne işte diyeceğim. Bunun dışında olduğum için. Kendin onun dışında soruyor. Ben onun dışındayım. Aha, aynı zamanda bir doğru senin biliyorsun. Benim hayatın, hayatın ama sen hayatın dışındasın. Hayatım dışında. Sana mesela, kontrol hakkı verilmiş yani. He? Yine bir kontrol hakkı verilmiş. Evet. Mesela sen geçmişin yok mu? Geçmişimiz yok mu? Var. Osman? Var. Var değil mi? Kaç sene geçmişin var abim? 43. Nerede o? Mazide. Nerede? Mazi nerede? Mazi nerede? Alemi galiba. Ha, yok değil mi burada öyle bir şey? Yok. Burada yaşadığın bir şey başka yere nasıl gider? Burada olması lazım. Ha bak sayfayı sayıyorum. Maziye bak. Saydım. Şimdi buradayım. Saydıklarım nerede Osman? Hangi elimde? Sol elimde. Değil mi? Peki senin o 42 tane saydın. Nerede? Burada olacaktı. Dünyada yok. Abdülkadir Geylani Hazreti annesinin falan 18-17 işte, şey zamanın dışına çıktı. Bir annesinin çocukluğuna bir geçti. Orada müdahale ediyor. Peki Hasan abi. İman dizginini cismi hayvaniyenin elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için biraz izle konuşunuz. İman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye nüfus ve istikbale hulul edebilir. Evet. Allah Allah. Nasıl olabilir? Çok acayip. Çünkü şu kalp ve ruhun daire hayatı geniştir diyor. Evet. Şunu kapat. Kapat. Ceberut. He? Ceberut. Yani bir daha. Mayen olan şu cesede, mayen olan da belli olan bu cesede, mayen olmayan, yani mutlak ve muhit olan bir ruhu nasıl buraya monta etmiş? İşte zor bu. Karanlığı aydınlığın içerisine monta ettik. Aynı, aydınlığı karanlığın içine. Karanlığı da aydınlığın içine koymuş. Çünkü karanlığın içi, aydınlığın içerisinde karanlığı kaldırırsanız aydınlığın mertebesi yoktur. Aydınlık derece değil midir? Kaç volt? 100, 120, 200, 60, 15 volt yok mu bunlar? Bu ne demektir biliyor musun? İçerisinde karanlığı barındırdığındandır. Eğer bir şey zıttını yoksa orada mertebe yoktur ve nihayetsizdir. Tecelli iktidar da biz böyle anlıyoruz zaten. Öyle olmasa anlayamayız. Evet, tecelli iktidar böyle anlaşılır. Yani ey biraderin kalbi şişe diyor ya abi. Ecdadın cemindendir tecelli iktidar. Evet. Ecdadın cemindendir tecelli iktidar. Mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik yok içinde. Niye ışık veya soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık? Karanlık loş. Biraz da o zifiri karanlık. Karanlığın içerisinde nur. Nur niçin farklıdır? 15 derece, 25 derece. İçerisinde karanlık var. Derece derecedir. Vücudun içerisinde Adem, ilmin içinde cehalet vardır. Bunun tamamen arınmış, mertebetsiz, öz, cevher, yani zıtsız yapı, sistem Allah'ta var. Onun için sonsuzdur. Melaikede o zaman onların karanlık derecesi çok düşük. Zaten. Çok düşük. O konuda da var karanlık. Mertebeyi Allah kendi ayarlıyor yani. Evet. Dışarıdan bir hulül olmuyor. Kendisi azan mertebede veya evet. Birine daha az. Osman'ım ben ilmim arttıkça seviniyordum. Cehaletim azalacağını zannediyordum. Baktım ilmim arttıkça cehaletim arttığını gördüm. Bir baktım ki cehaletimin çapı genişledi. Vay be! Eskide bu hiç merak ediyordum şu babları, cümleyi. Bu ne demektir diye.
Onu anladım. Anlayınca baktım ki bendekileri anlama merakı başladı. Bu bende nasıldır? Allah Allah. Bir baktım ki bilmiyorum. Ulan bunu bildim. Cehaletim kalkması gerekirken bu beni buraya taşıdı. Enfüse taşıdı. Enfüse bir baktım ki oho. Hepten sıfır olduğumu anladım. Dışarıdaki şeyleri bitirdikçe, dışarıdaki zahir ilimleri bitirdikçe, dışarıdaki artık sorunum yok. Lugattır, anlayıştır, tefekkürdür, yani istikametsizliktir, kendi ihtiyacını külliyattan bulmak, böyle bir derdim yok. Tam bitti değil mi yani külliyata hakim oldum. Bir baktım ki oho, külliyat yeni başlıyormuş yani. Enfüs-i tefekkür, bir baktım ki sıfır, bir baktım zirve. Yani ovalara su gelir, dağların tepelerine fırtına tipi akar, oradaki çatı, oradaki kulübe, oradaki giyeceğin elbiseyle ovadaki giyeceğin elbise çok farklı. Eğer aldanırsan ovadaki sıcağımda, arabayla çıkayım şu dağın tepesine gömlekle çıkarsan, bronşit olursun, donarsın, ölürsün, orada fırtına serttir. Orada sert eser, içerisi serttir, sert. Devam edelim. Aralarında ne mekan ne de zaman farkı olamaz. Önceki video, sonraki video olmaz. Öncelik, sonralık olmaz. Kader yani. Önce video, sonra video. Yok. Önceki dakika, sonraki dakika. Öyle bir şey yok. Parmağıma bağlı. Tak, tak, tak. Video çalarken gel lan geri. Gitmen ileri. Ölüm. Zamanı durduracağım. Dur lan. Pause. Dur. Var ya dur. Tak. Dur. Zamanı durdurdum. Mekan da işlemiyor. Bunu yapabilmen için telefon dışında olman lazım. Olmam lazım. İşte kalp ve ruhun derece hayatına çıkınca cesetten çıkıyorsun. Cesede sen tükme diyorsun. Artık ondan sonra hapishanede, Afyon'da dondurucu soğuk olsa, aç olsan, iskeleton gibi bir kemik olsa, gıdasız, donman gerekiyor. Donmazsın çünkü soğuğa, sıcağa, bedene, zamana, mekana gitme diyorsun. Ha, dur burada diyorsun, tesir etmiyor. Çıkma işi nasıl oluyor abi? Ha? Çıkma işi nasıl oluyor? Tefekkür ederek enfüse geçmek. Allah Allah. Arabayla dağa çıkmak için uzundur, şey yaya gitmek uzundur. Arabayla çıkacaksın. Hı-hı. Yani enfüsi tefekkür. Enfüsi tefekküre geçenin bir bağnazlığı olmaz. En basit. Geçimsiz de olmaz. Zaman genişler, mekanı genişler. Her çok geniş olur adamın içi. Bir adam niçin seni beni içine alamıyor? Niçin senin beni tahammül edemiyor? Niçin seni beni hazmedemiyor? Çünkü potası dar. Sokamıyor ki. Bir oda var. 50 kişi alıyor. 51 kişi almıyor. Mesela ne yapar? Çok sevdiği bir abi geldi. Mesela şöyle diyeyim, misal, yanlış anlamazsınız. Burada 20 kişi varız ama 21 kişi almıyor. Ama burada baktım ki çok sevdim, Rüştü abim geldi. Hacı derim, çık sen, kusura bakma da. Rüştü abi gir. Baktım Zümer abi geldi, Osman çıkar mısın? Bir şey, ha bu nedir? Zahirde olan adam da yeri dardır, herkesi alamıyor. Bu adı kim? Taassuptur. Taassup ehlidir, geçimsizdir, bağnazdır, ben merkezlidir. Kendini istikamette olduğunu, hepsinin, herkesin yanıldığını, en istikamette olduğunu. Fakat içeri bir giriyor, ovadan dağa bir çıkıyor, bakıyor ki tepeden, dağdan, vay! Benim ova, vadi o iki dere arasıydı. Nice ovalar varmış. İçeri bir girdi ki, sahra-i kebir, sok adam da sok yani. Herkesin yeri var. Karadenizli geldiyse dağ da var, çıkart onu. Hataylı geldiyse, Arabistanlı geldiyse sıcak ovalara götür. Bir baktı ki içeride çok geniş. O zaman adamın gelmesi ona keyif verir. Çünkü yalnızlık gider. Mesela yoksa in ve cin olmaz ya dağlarda, tepelerde, ovalarda. Aman gel ya. Kim olursan ol, kim olursan ol, kim olursan ol. Yeter ki gel diyen bu adam. İçeride ya, içerisi de bomboş ya. Kimse pek girmemiş, işlenmemiş bir tarla. Her taraf boş, dağlar boş, dereler boş, ağaçlar boş. Meyveler dökülüyor, yemiyor kimse. Gel arkadaş etsenize ya. Bir yerde yazmış. Adam tabela koymuş şeyde. Allah Allah diyen bir köyü var.
şeyde Manisa'm yok. Akhisar veya bir şeyden. İzmir Ödemiş'ten dağdan geçerken. Salih. Salihli. Salihli arasında. Ödemiş'te Salihli arasında Allah diyen bir köy var. Onun aşağısında bir tabela asmış adam. Şey bez, pankart. Bu bahçeden eve götürmemek şartıyla her kim istediği kadar doyana kadar yemek mubah ve helaldir. Yani eve denle diyecek de tarla götürüp satarlar diye herhalde. Helaldir. Tabela aç yaptın. Ulan durdum. Almamak olmaz abi. Şimdi durdum, tamam mı? Şimdi durdum. Durdum, baktım böyle. Arabadan camı indirdim, baktım. Böyle daldım. Ya Rabbi, ey Osmanlı ruhu dedim. Baktım oradan bir tane yaşlı nene geldi. Oğlum ne bakıyorsun? Çek arabayı. Hadi gel yavrum. Senin de bizde hissen olsun. Senin bizde de hissen olsun. Ben gidersem onların hissesi artacakmış. Bizim sende hissemiz olsun demiyor. Yok. Senin bizden hissen olsun. Girdim içeriye. Hacı anne dedim yani. Allah Allah. Kocasıyla var. Baktım yüzü de yaşlı adamlar. Uğraşı da var. Ondan sonra Allah Allah. Dedim ki sen ne iş yaparsın dedi. Tahmin ettiğin işi yapıyorum dedi. Sen hocasın dedi. Sen çıkma dedi. Sen yorulma oğlum dedi. Torunlarım gelmiş yapmıştı poşete koymuş. Onu sana vereceğim. Yani nereden açıldı? Buraya niye geldim? Gönül zengindi abi. Gel. İçerideki alemin açıldı. Bak gel. İşte bağnaz adama acıyın, kızmayın. Geçimsiz adama kızmayın ne olur. Ben kendime diyorum size. Size derken. Kızıyorum da kızmamam gerektiği için ihtiyacım var. Bağnaz, geçimsiz, taasup. Niçin? Yer yok ki adamda. Da arabası dar. Zübeyir abi demiş ki, benim demiş tren vagonlarım çoktur ve çok geniştir. Kardeşlerinize çöpünüzü atmayın. Benim vagonlarıma istediğinizi atın. Ona hakaret ve küfür yapacaksanız diyor arkada kardeşinize, davar bana yapın ne olur diyor. Biz zannediyoruz ki tevazu, meğer adamın vagonları geniş olduğunu anladık. Çünkü bomboş tren ya, bu koyun atın dedi ya. Birbirinin üzerine ne atıyorsunuz onu, verin bana onu. Şimdi devam ediyorum. Öncelik sonralık olmaz. Hepsi aynı yerde. Birbirine karışmaz Vido. Birbirini örtmez Vido. Birbirini kapatmaz Vidolar. Birbirini gizlemez Vidolar. Hatta bir telefonda bir şey var. Gelişmiş telefonda. Aynı anda iki tane, üç tane Vido çalıyor. Evet. Onda da öyle abi. He varmış. Ben iki tane ses dün fark ettim. İki tane ayrı ders. Bir WhatsApp'tan bir ders atıyordum. Bir bak dedim. Bir de benim bu video vardı depoda, bir baktım aynı mısın? Elim değdi. Aa baktım ikisi farklı çalıyor. İki tane söz. Bak birbirini kapatmıyor. Hepsi başka havadan vuruyor. Tamam. Bir tanesi Kur'an çalsa, bir tanesi türkü çalsa, ikisi de aynı yerde. Aynı şeyde, aynı adam, aynı telefonda. Ve iman küfür aynı yerde. Pislik videolar, temiz videolar aynı yerde. Birbirini kapatmaz. Aralarında ne mekan ne zaman farklılığı olmaz. Önceki video sonraki buraya okuduk. Birbirini örtmez, kapatmaz, gizlemez. Hiçbirinin hacmi ve kilosu olmaz. Film içerikleri farklı oldukları halde karışmazlar. Filmlerin içerikleri farklı gene karışmazlar. Videoyu seyretmeye kalkarsan zaman lazım. Bir saat onu izlemen lazım. O bir saatlik videoyu telefonun dışında olursan senin o saatte alakan olmaz. Sen onun dışındaysan bir saatle alakan yok. Onun dışındasın. İçini açınca zaman işliyor. Açmayınca zaman kabzedilmiş, katlanmış, gizlenmiş. Basmayınca zaman orada katlanmış, gizlenmiş, zaman olduğu halde işlemiyor bak. Yok değil yani. Yok değil bak. Videoya bastığım zaman çalışıyor mu? Bir dakika, iki dakika, üç dakika, beş dakika. Kapattım, durdurdum.
Zamanı durdurdum. Zaman işliyor mu? İşte bastı zaman işte. Zamanı durdurdum. Bastı. Kudret devreye girince mi zaman? Evet. Kalp ve ruhun de, işte bir okuduğun yer neydi? Bir de okur musun o şeyi? O çok antikaydı. Bir de. Çok ilginçti. İman. Sayfa? Sayfa 210 sözler. He. İman dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. İman. İman etme var abi. Evet. Yani, iman şeyin neyin dizginini? İman dizginini cismi hayvanın elinden alıp. Ha, dizginini cismi hayvanın elinden alıp kalbe ve ruha teslim ederse iman. Evet. Al sen bu dizgini sen tut dersen maziye ve gelecek istikbale geçebilir, hulul edebilir. Bir saatlik videoyu telefonun dışında olursan, şunun dışında, tamam mı? Senin dışında olursan senin o saatte alakan olmaz. İçini açınca zaman işliyor, açmayınca zaman kabzedilmiş, katlanmış, gizlenmiş. Zamanı aynı zamanda saklanabilmiş. Zamanı saklanabiliyor. Zaman depolanmış. Acayip değil mi? Zaman depolanmış. Bir saatlik zaman depolanmış. Zaman depolanmış. Işık da depolanmış. Bataryada. Ekranın ışığını artırıyorum, azaltıyorum. Işık da depolanmış. Bataryada güneş enerjileriyle. Sokak lambalarıyla. Ondan sonra o sokaktaki lambalar var ya. Trafik ışıklarından. Paneller var, panel. Panelden hemen altında bir tane böyle kutu var. Oraya depolanıyor. Akşam da yeşil kırmızı, yeşil kırmızı onunla yanıyor. Zaman saklanmış, depolanabilmiş. İşte bizim zamanda depolanıyor. Telefonun dışından telefonun içine bakarsan zaman yok. Telefonun dışından telefonun içine bakarsan zaman yok. İnsanlar telefonun içinde, dışında değiller. Dışında olsa zamanın dışına çıkacaklar. Mekanın dışına çıkacaklar. Telefonu aç, videoyu aç. Açınca hemen zaman, mekan işliyor. Videonun içindeyse, videonun içindeyse zamana mahkumsun, beklemen lazım. Videoya böyle bakmak zorundaysan, videonun içindeysen beklemen lazım videonun sonu gelsin diye. Hemen videonun içindeyse zamana mahkumsun, beklemen lazım. Eğer videonun dışında videoyu çalıyorsan, yani buradayım ben, elimde telefon var. Parmağınla videoyu istediğin saate, ileriye, geriye, geçmişe, geleceğe parmağınla bir dokunmanla gidebilirsin. Çünkü videonun dışındasın. Eğer videonun içindeysen zamana ve mekana tabisin. Bunun zaman ve mekan ayrı, buranın ayrı. Şimdi biri çıksa telefonun dışından telefonun içindeki videoda olanlara dese, film oynayanlara. Orada acı oynuyoruz. Ama öyle bir şey olsa ki orada oynayan sen, o misali vücuduna şuur olsa, şuur olsa, aklı olsa, ona hitap etsem ben şimdi. Hacı, buyur abi. Lan ne yapıyorsun lan orada? Ama oynadığın bir dağda, tamam mı? Şimdi biri çıksa telefonun dışından telefonun içindeki videoda olanlara dese, sizin bilmediğiniz, sizin ilerinizi, gerinizi ben şu anda biliyorum dese, ne kadar zor inanırlar. Videoda oynayana desen ki, hacı sen 17. dakikadasın. Ben oysa biraz ileri geçeyim. Sen 42 dakikayı, 52 dakikayı bilmiyorsun ama ben biliyorum. Senin ilerini de biliyorum, gerini de biliyorum. Doğru mu? Ama o zor inanır. Lan 52. dakikayı nasıl bilirsin? Daha 17. dakikadayız. İnanılmaz bile yani. İnanmaz. İşte kader ileri de biliyor, geri de biliyor. Ve ikisini bildikten sonra ona konuşuyor. Konuşurken. Evet. Telefon dünya veya insan bedenine misal olsun. Telefon
neticeyi yapıyoruz. Telefon, insan bedenine veya dünyaya misal olsun. İçerisindeki yazılım ise ruha misal olsun. Telefonun bataryası ise hayata misal olsun. Telefonun kamerası ise göze misal olsun. Bataryayı bitirip videoya dönüşmesi ise ömrümüzün oluşturduğu ahirette seyredeceğimiz hayatımızın tümünü oluşturan videolarım olsun. Telefona kamera ile, bak telefona kamera ile, telefona kayıtla, telefona kamera ile, telefona kayıtla, telefona yazı yazan klavye ile girenler içeride videoya dönüşüyor, canlanıyor, nurlanıyor. Mesela bak, şimdi telefona çekiyorum. Tek tek fotoğraf. Şak 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 çektim. İçeride bir program var. Hadi bunu şey yap diyoruz. Canlı. Hareket. Ha, bir video yap. Bir de şey diyorlar ona. Böyle parça resimleri slide. Bak parça parça çekilenler içeride canlı. İşte gözün çektiği fotoğraflar. Seyrettiğimiz filmler. Kulaktan giren sesler. Burundan giren kokular. Dilden girenler. Elden girenler. İçeride canlanıyor ve ruhlanıyor. Buradakiler gibi. Telefonun virüsü şeytan ve nefs emmare. Telefonun bağlantı kurup oradan maillerinin gelmesi. Telefonla internete bağlıyorsun. Mailler gidiyor, mailler geliyorsun. Bağlantı kurup oradan resimlerin, videoların gelmesi ise ne demek? Alakadar olduğun alemlerin sende yansıması eğer bağlantın şeyse. Şimdi mesela bu telefonu bağladık. Bak şimdi Osman, bu da antika misal. İnternetin var mı kardeşim? İstediğin videoya girer, gelir miyim? Seyreder miyim, indirir miyim? İşte senin cemaatin, işte bağlantı olduğun yerden de artık kaydoldun mu? Senin iradenin dışında bir sürü videolar geliyor. Yeni yazılımlarımız sana güncellenmişsin mi? Yeni yüklediğimiz videolar gelsin mi ve açılsın mı? Açılsın da varmış. Mesela bizim sitede bir kardeş yapıyordu, bilmiyorum Seyit yapıyor mu? Gelen, yüklenen dersleri beni haberdar et. Ama aynı zamanda da video da açılıyor. İşte bu neyi gösteriyor? Bağlantı kurup oradan maillerin gelmesi, bağlantı kurup oradan resimlerin, videoların gelmesi ise alakadar olduğum alemlerden bana yansımalar demektir. O alemler bana yansıyor. Haberim olmadan mesela bir duygu geliyor, bir hal geliyor. Ondan sonra canım sıkılıyor, canım rahat diyor. Zannediyorum ki ben sıkılıyorum. Hayır, o alemler seni ziyaret ediyor. Bütün arkadaş, son şeyim, bütün arkadaşlarla ise, bak, eğer bağlantım kötü arkadaşlarla ise, vehim ve vesvese, bu bağlantım, kötü arkadaşlarla ve kötü sitelerle ise vehim ve vesvese. Eğer ilhamlar geliyorsa iyi arkadaş WhatsApp grubundan, tabii ki telefonun son kullanma tarihi de senin ölümüne de misal. Telefonla neler yapıyorsan ecel şekline misal. Telefonun yazılımını bilmek hiçliğini bilmektir. Filmin telefonu elinde alana göre, bak filmin telefonu elinden alana göre hiç. Anladın mı bunu? Bak filmin telefonu elinde olana göre. Mesela bu elimde film var. Ben. Ama bu telefon elimde çalıyor ama ben hiçim. Ama elimde tuttuğum için benim zannediyorsun, ben diyorsun. Oysa sen hiçsin. Yok elinde. Elinde o. Senin değil o. Senin alakası yok. Burada gözüküyor. Senin yok yani. Bu görüntü burada. Sen hiçsin. Müflissin. Filmin ses ve görüntü görünürken arkası resmanı var ya, ses veya resim, video 1-0-0-0-1-1 yazılım böyledir. Mesela internette veya bilgisayarda film seyrediyorsun. İyi veya kötü. Yazılımı nasıl biliyor musunuz? 1-0-0-0-1-1-1 var yok yok var var yok var 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 yok 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 var 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 yok 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 yok. Öyle mi komutan? Evet. Arkası böyle.
Bu ne demek? Hiç elde hiç. Antivirüs ise tövbe ve salih ameldir. Telefon bağlantıların ise alakadar olduğun yerlerdir. Uyduya haşa, uydu bağlantı Allah'a bağlantın. Çıplak gözle uyduyu görebiliyor musunuz? Yok. Uydunun filmini görebiliyor musunuz? Çıplak gözle uydudaki sesi duyuyor musunuz? Yok. Uyduya ya telefonu bağlarsınız veya çanak anten, oradaki filmleri de seyredersin ve onları da duyarsın. Çanak antenden kasıt Latife-i Rabbaniye, kablodan kasıt hissiyat, televizyondan kasıt vücut, telefon televizyondaki sistem yapım ruh, televizyondaki ceyran hayat, uydu da haşa Allah'a misal. Uyduya haşa Allah'a misal, bazı istasyonları mezheplere, cemaate misal. Mesela Keman Barajı'ndan, bazı senin müştehit arkadaşların, Keman Barajı'ndan direkt eve ceyran alabilir misin? Duman olursun. Trafı lazım mı? Lazım. Cemaatler ve mezhep imamları da trafıdır. Ya ne ihtiyacım var? Buyurun yola çık. Bağlayanları gördük. Evini kebana direkt bağlayanlar. Ne oldu evi Osman? Kül oldu. Kül oldu. Kül. Şimdi Kur'an hakkında duydum senden hariç. Kur'an hakkında şüpheleri varmış. Çünkü niye? Şia mezhebinde Kur'an bozulmuştur. Kur'an'ın ayetleri 17 bindir. Bu 6 bin. Bu şey olmuştur. Mezhepten açıldı. Paldır küldür girmedim. Bas istasyonu mezheplere, cemaatlere işaret. Telefon şirketi ve operatörü ise dinine, peygamberine misal. Telefonun içindeki videonun zamanı, filmin geçtiği mekanı, telefon elinde olan için hiç alakası yok. Benim elimde içindeki mekanlar, zamanlar, fotoğraflar, mekanlar, yemeler, içmeler, zevklenmeler hiç benimle alakası yok. Hiç ender hiç. Efendim, imanı unuttuk. İman, telefona takılan kart. Bir de o da var, bir de şarj. Yok şarj, imanı o var olanı şarj etmek. İntisap. Evet. İntisap oluyor. Yani. İntisap, evet. Kartla intisap. Şimdi kartım var, intisap yok. O şarj olmak şey. Batarya, eğer kart şirkete dahil oldu mu? Şirket sana kontör yüklüyor. Yani bataryayı doldurma evet, bir şey var ya. Şimdi eğer kartınız yoksa kart telefonu bir işe yaramaz. Kartı takmadınız telefona. Kart da bir işe yaramaz. İkisi bir araya gelirse takılır. Onun için şey de öyle. İman da böyle. Kur'an da böyle. Mesela orada duvarda asılır Kur'an. Bir işine yaramaz. Kutsiyet. Ama Kur'an'a şöyle yapsan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kartı taktın. Aktif olur. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.